Eren Evet. Özkarslı'nın Eren. sorusuna. Bir kitabı, kağıdı veya bir şekli yana çevirip başımızı da aynı konuma getirdiğimizde hal ile kitap düz, başımız düz, yani normal bakmamızla aynı olmuyor. Bunun tam açıklaması nedir? Vay, Ben bu şu an çok yapmaya çalıştım. Eren Özkarslı. Şimdi bak, bu öncelikle sevgili Eren kardeşimize bir şey söylemek istiyorum. Leonardo da Vinci'yi enteresan yapan şey bu tip gözlemleri aslında. Hani gaz vermek gibi olmasın ama çoğu insan bunu yapar ama burada olan şeyi fark etmeyebilir. Demek ki içsel dikkati yüksek bir arkadaşımızla tanışıyoruz. O yüzden ben çok memnun oldum. Birçok kez mesela insanlar böyle gece uyumadan önceki ben de yapıyorum arada bir tableti yan çevirip değil mi kafayı eğip şöyle seyrederek uyuyayım falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama o görüntü düzken seyrettiğiniz görüntüye pek benzemez. Sayfada da aynı şey geçerlidir. Şimdi bunun aslında çok enteresan bir sebebi var. Daha doğrusu yani bir dizi sebebi var ama su içtikten sonra söyleyeceğim. Evet. Şimdi bizim gözümüzde bir hareket sabitleyici bir sistem var. Bu çok enteresan şekilde çalışıyor. Mesela özellikle ilk böyle çıkan dijital kameralarda ya da birçok cep telefonunda hala bulunan kameralarda hareket sabitleme sistemi yok. Siz bunları alıp da elinizde şöyle sabit tutup koşarken çekim yaparsanız o çekimi büyük bir ekranda izlerken içiniz bulanır, bir tuhaf olursunuz. Çünkü görüntü sürekli sallanır. Peki hala koştuğunuzda ya da yürüdüğünüzde görüntüde aynı sallanmayı hissediyor musunuz baktığınız yerde? Hissetmiyorsunuz. Çünkü muhteşem bir şey var. Attığınız her bir adımda kafanızın her bir hareketinde vestibülo-oküler refleks. Tekrarlıyoruz. Vestibülo-oküler refleks dediğimiz bir refleks aracılığıyla gözlerimiz sabitleniyor. Ne demek vestibülo-oküler refleks? Vestibülo denge, oküler göz. Denge sistemimiz devamlı beyin sapımızdaki ara istasyonlara böyle haberler göndererek göz hareketlerimizi kontrol ediyor. Biz kafamız aşağı doğru inerken gözümüz hafif yukarı çıkıyor. Yukarı çıkarken hafif aşağı iniyor. Sağa sola salladığımızda böyle böyle dönüyor sağa sola. Göz kürelerimizden bahsediyorum. Onlar sürekli kafa ve beden hareketimizin tersine dönüşler sergiliyorlar. Mesela tavuklarda yapılan deneyler var. İnternette bolca videolarını bulabilirsiniz. Eminim şimdi Ozan bir tane buraya o videolardan koyacak. Tavuklardaki kadar gelişkin olmasa da bizde de bir sistem var. Şimdi gelelim Eren kardeşimiz sorusunda gözlemlediği şeye. Biz kafamızı yan çevirdiğimiz zaman denge sistemimiz kafamızın yan döndüğünü algılıyor. Ve normal hayatta yan döndüğümüzde ne yapıyorsa bu sefer de aynı şeyleri yapıyor. Göz kürelerimizi hareketin hafifçe ters yönüne doğru düzeltmeye çalışıyor. Aynı zamanda yüz kaslarımızın, efendim kafamızın içerisindeki sinüs gibi boşlukların, oradaki sıvıların hareketinden dolayı göz kaslarımızın etrafını sardığı göz küresinin şekli de bir değişime uğruyor. Dolayısıyla biz böyle hafif yamulmuş, normal görüntüden biraz farklı, oryantasyonu hafif kafamızı karıştıran bir görüntü algılamaya başlıyoruz. Belli bir süre bu görüntüye gözümüzü alıştırırsak, daha doğrusu gözümüzü değil artık biliyoruz, beynimizi alıştırırsak, görüntü gayet güzel normale dönebiliyor. Ama ilk yaptığımızda, normalde kafamızı çevirdiğimizde göz küremiz ters yönde kompansasyon ya da telafi yapmaya ayarlı olduğu için kağıtla beraber kafamızı çevirsek bile ya da tabletle beraber dönsek bile düz olarak algıladığımız görüntünün birebir aynısını alamıyoruz. Bu tip sorun gibi gözüken hadiseler tabiatta ne işimize yarıyor diye baktığınızda aslında büyük avantajlara dönüşüyorlar. Bir ormanda çayırla haldır haldır koşan bir insan düşünün. Mesela diyelim bir avcıdan kaçıyor yahut bir av yakalamaya çalışıyor. Görüntüyü sabit tutması ne kadar önemli. Düşse yuvarlansa hoplayıp zıplasa bile görüntüyü sabit tutması lazım. Bu son derece gelişkin sistem kafası tepete ve gözleri önde olan bizim gibi bir canlı için hayatta kalma açısından çok 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 önemli. O yüzden sevgililerin gözlemlediği şey aslında milyonlarca yıllık biyolojik argenin bir sonucu. Tabii yan kağıt okumak ya da yan olarak tabletten dizi izlemek için tasarlanmadığından oraya biraz uyumsuzluk gösterebiliyor. Oh yeah. Geliyor hocam sorumuz. Buyurun efendim. Sevgili Aysun Şahin. Bazı insanların hayal gücü çok geniştir ve yaratıcı fikirler öne sürerler. Bu durum tamamen düşünürken kendini kalıplar içine sokmamakla mı ilgilidir, yoksa işin içinde zeka faktörü de etkili midir? Aysun merhaba. Yaratıcı düşünce dediğimiz şeyin tanımı, şekli, şemali çok belirli bir şey değil. Dolayısıyla bazı durumlarda çok yaratıcı ve işe yarayan düşünceler başka bir ortamda dile getirildiğinde delilik olarak adlandırılıp insanın hayatında ciddi kısıtlamalara sebep olabilir. Yaratıcı düşünce yere, zamana bağlama konsepte vesaire vesaireye göre çok farklılık arz eden karmaşık sorunlara insan zihni gibi karmaşık bir şeyin cevap üretme mekanizmalarının sonucu olan, bu cümleyi bir daha kurabileceğimi hiç zannetmiyorum ama zor.
zor bir mesele. Dolayısıyla genellikle yaratıcılıkla ilgili eğitimler verirken biz, ki bizden çok talep edilen şeylerden bir tanesi, yaratıcılığın insan zihninin hazır olmasını gerektiren ve belli durumlarda öngöremeyeceğimiz doğuşkan çözümler üretebilen bir süreç olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yaratıcılık böyle işte efendim bir yazıcı çıktısı gibi listesini eline alıp falanca durumda hemen ben yaratıcı çözüm üretmek için A, B, C, D, 10 adımda bilmem ne yapmalıyım gibi bir liste insanlara veremiyoruz. Çünkü yaratıcılık böyle bir şey değil. Yaratıcılık o anda, o durumda bulunan o insanın geçmişten getirdiği bütün deneyimler ve o anda algı penceresinin içerisinden girenleri süzmekte kullandığı filtrelerin toplam bir bileşimi. Neyi nasıl görüyor, nasıl algılıyor? Geçmişten neler getirdi? O anda ortamda neler var? Bunlar nasıl bir etkileşim içerisinde ve o anda o kişinin zihninde, gönlünde, kalbinde, duygularında neler var? Bunların hepsi birleştiğinde bazen ortaya patladanak yaratıcı çözümler çıkabiliyor. Yaratıcılığı arttırıcı olan şey yaratıcılık teknikleri çalışmak değil, zihni hazır tutmak, yanal düşünceyi alışkanlık haline getirmek. Daha önceki konuşmalarımızda, videolarımızda, bu soru cevap videolarımızda da çektik, konuştuk. Beyin otomatik hareket eden bir sistem. Ve biz genellikle benzer sorunları benzer yollarla çözmek üzere programlanmış canlılarız. Zihin ekonomisi bunu gerektiriyor. Yoksa her seferinde bir çözümü sıfırdan inşa etmeye kalkmak beynin çok fazla enerji tüketmesine sebep olurdu. Yani daha önce 50 kere yaptığımız bir şey varsa 51. de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Fakat bizi özellikle çözümsüzlüğe iten ya da davranışlarımızı ya da çözümlerimizi sıradanlaştıran davranış kalıplarını bazen değiştirmemiz gerekiyor. Kimi zaman işte bir sektörde biraz öne geçmek için, kimi zaman bir sınıfta başarılı olmak için, kimi zaman işte kalabalıktan üste çıkmak için falan ihtiyacımız olan bir şey. İşte bu durumda genellikle olan süreç, herkesin fark etmediği bağlantıları görmeye hazır haldeyseniz o bağlantıları görüp pat diye kimsenin göremediği bir sonuca gidebiliyorsunuz. Normalde etrafımızda karşılaştığımız gerçek sorunların birçoğu aslında neredeyse sonsuz çözüm kümesine sahiptir. Yani sonsuz farklı sayıda çözüm üretebilirsiniz. Ama birçok insan birbirinden öğrendiği kalıp davranışları sergilediğinden siz onun hafifçe dışında bir şey yaptığınızda son derece yaratıcı bir çözüm bulmuş muamelesi görebiliyorsunuz. Yani yaratıcı düşünce o kadar zor bir şey değildir. Sadece bir, normalin dışında düşünme alışkanlığı, normalin dışında davranma alışkanlığı geliştirmek lazım. Bunu da en kolay yolu daha önce uğraşmadığınız birçok alanla uğraşma hobileri edinmelisiniz. Farklı işlerle, yani bu benim işim değil demeye başladığınızda yaratıcılığınız ölüyor demektir. İkincisi de özellikle yaratıcı olmak istediğiniz noktada, eğer öyle özel bir durum varsa, algılar biraz açık olacak. Filtreler biraz kapalı olacak ve çocuk gibi düşünme alışkanlığınızı orada devreye sokabileceksiniz. Tabii bu alışkanlık ölmemişse. Biz yaklaşık 25-30 yaşından sonra sinir bozucu erişkinler oluyoruz ve davranışlarımız son derece tahmin edilebilir hale geliyor. Ama genellikle böyle çok yaratıcı falan dediğiniz tipler nasıldır? Hani böyle çözümlerini beğendiniz. Biraz bebebelik gibidir. Bazen böyle sinir bozucu olabilirler. İşte demek ki o çocuksu tarafında bu yaratıcılığa bir etkisi var. Yani zihnimizi hafif şaşırtalım. Arada bir garip yollara saptıralım onu. Düşünülmemiş şeyler düşündürtürelim. Ve neticede algıları olabildiğince açık tutalım. Yaratıcı çözüm kendiliğinden gelecektir. Yoksa özel bir beyne, özel bir zihne, özel bir geçmişe, özel bir eğitime sahip olmanın çok bir önemi yoktur. Evvelki sene internetten robotik eğitimleri veren bir arkadaşımızın verdiği çok basit bir eğitim sonucunda ta Diyarbakır'ın bir köyünde annesinin romatizması olduğundan ve yağmurda dizleri çok ağrıdığından yağmur yağdığında otomatik kapanan robotik bir tente tasarlamış bir çocuğun icadını izlediğimde ağzım açık kalmıştı. Çocuğun ayağında terlik ayakkabı, üstüne giyecek elbisesi yok. Otomatik açılan kapanan bilmem ne tente yapmak üzere yazışmış, o parçaları bulmuş, bilgisayarda yazılımlar üretmiş bilmem ne. İhtiyaç terakkinin motorudur. O ihtiyacı hissettiğinizde bir şekilde oluyor yani. Bunun bir formülü yok. Bu arada ben çok yaratıcı bir adam değilimdir. O yüzden yaratıcılık konusunda ahkam kesmemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Zannediyorum.